Ramazan bayramında tüm inançlı Müslümanlar birbirlerinin bayramını kutlarken nice buna benzer güzel bayramlar diliyorlar. Ama bizim coğrafyamızda kayıp anneleri birbirinin bayramını kutlarken bir dahaki bayrama çocuklarının akibetini öğrenmeyi dileyerek giriyorlar. Bu coğrafyada yakınlarını kaybedenler bir dahaki bayrama bu şekilde tamamlanmamış bir yaz süreciyle girmek istemediklerini temenni ediyorlar. Bu coğrafyada bayram kutlanırken bayram adalet temennisiyle, hukukun üstünlüğü temennisiyle, eşit yurttaşlık isteğiyle arzulanır, dua edilir. Yakınlara bu şekilde temennilerde bulunulup mesajlar atılır. Bu on yıllardır süren bir trajedi. Bu coğrafyanın tüm insanlarını, kayıplarını, yakınlarını kaybeden, yakınlarını faili meçhul cinayetlerle yitiren anneler başta olmak üzere coğrafyanın tüm insanlarının ortak trajedisi. Biz 100 yılı acılarla, 100 yılı zulümle, 100 yılı haksızlık ve hukuksuzlukla geçen bir cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken yeni bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım, yeni bir yüzleşme ve hesaplaşma talebiyle burada bulunuyoruz. Biz zihniyetin sadece güncellenmesi değil, zihniyetin kendisiyle yüzleşmesi, zihniyetin tüm kayıp ve mağdur yakınlarıyla helalleşmesi, bu helalleşmenin tazmin boyutunun olması, özür boyutunun olması gerektiğini buradan dile getirmek istiyoruz. Biz bu coğrafyada annelerimizle beraber tüm ömrümüzü burada hesap sorarak geçirmek istemiyoruz. Biz bu mücadelenin mübarek bir mücadele, kutsal bir mücadele olduğunu siyasi iktidar başta olmak üzere devletin yargının bu konuda sorumlu davranmasını, faillerin açığa çıkarılması noktasında tüm kamuoyunu, tüm mağdurları, tüm anneleri, tüm kayıp yakınlarını rahatlatacak bir şekilde adım atmasını istiyoruz. Biz adalete olan güvenin artık bir adım ileriye gitmesi, yükseltilmesi noktasında sorumluların vicdanlı bir şekilde hareket etmesini istiyoruz. Değerli kayıp yakınları, biz kayıplarımızı anlarken kayıp hikayelerinin aslında çok uzun bir tarihinin olduğunu biliyoruz. 20. yüzyılın başından itibaren zorla kaybedilen çeşitli etnik kimliklerden insanlar olduğunu biliyoruz. Biz Ermenilerden kaybedilen aydınlar olduğunu dile getirmek istiyoruz. Biz mezar yerleri hala tespit edilmemiş, saklanan Şeyh Saidler, seyit rızalar olduğunu biliyoruz. Biz bu mücadelemizi bugün bayramın ikinci gününde tüm bu coğrafyada zorla kaybedilen faili meçhullere kurban giden akıbetleri hala açıklanmayan kimsenin hesap vermediği tüm kaybettiklerimizi kaybettiklerimizi atfediyoruz. Bu haftaki kayıp hikayemizi Fırat arkadaşımız sizlerle paylaşacak. Tekrardan tüm annelerimizin, kayıp yakınları tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum. Mücadelelerini mübarek gördüğümü belirtiyorum. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Kayıp yakınları 741. hafta oturma eylemi. Kayıp Taniel Varujan. Olay tarihi 24 Nisan 1915. Olay yeri İstanbul. 741. haftamızda 24 Nisan'ın 108. yılı vesilesiyle şair Taniel Varujan şahsında Gözaltına alındıktan sonra geride bir mezar taşı bile bırakmadan yok olup giden İstanbul Ermeni aydınlarını bir kez daha unutmadık, unutmayacağız. 24 Nisan 1915 tarihinde itaat ve terakki hükümetinin İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın emriyle başlatılan operasyonlarda 250 İstanbullu Ermeni aydını evlerinden bir saat içinde döneceksiniz denilerek gözaltına alındı. Gözaltına alındıkları andan itibaren başlarına geleceklerden hükümetin sorumlu olduğu bu insanların çoğu Ermeni toplumun en saygın isimleri, kanaat önderleriydi. Milletvekili, yazar, şair, avukat, doktor, gazeteci, eczacı, müzikolog, yayıncı ve siyasetçi olan aydınlar Osmanlı toplumunun da en parlak beyinleriydi. Gözaltına alınanlar, alınanlar önce karakollara götürüldü. Sonra Sultanahmet'teki Merkez Cezaevine nakledildiler. 25 Nisan 1915 tarihinde kendilerine hiçbir bilgi verilmeden Haydar Paşa'dan özel bir trenle Ankara'ya doğru yola çıkardılar. 158 kişili grup Çankırı'ya 92 kişili grup da Ayaş'a götürüldü. Gözetim altında bulunan bu insanlardan 174'ü jandarma ve polis korumasındayken ıssız vadi ve ormanlarda vahşice öldürüldü. Açıkta bırakılan bedenleri doğanın yok etmesine terk edildi. Bir mezar taşları bile olamadı. Resmi kayıtlarda ya firar ettikleri ya da serbest bırakıldıkları yazıldı. 24 Nisan'da aydınların hedef alınması Ermeni toplumunun sesini kesme ve bu toprakları Ermenisizleştirme operasyonunun başlangıcı olması yanında bu topraklarda toplu kaybetme tarihinin de başlangıcı oldu. 24 Nisan'da İstanbul'da gözaltına alınanlardan biri de yoksulluğun, alın terinin, emeğin, aşkın ve yurtseverliğin şairi olan bilinen Taniel Varujan'dı. Taniel Varujan 20 Nisan 1884 tarihinde Sivas'a bağlı Pirinki köyünde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geldi. Çok parlak bir öğrenci olan Varujan eğitim için Venedik'e gönderildi. 1905 yılında Venedik'teki okulundan mezun oldu ve üniversite eğitimi için Belçika'ya gitti. Gent Üniversitesi'nde edebiyat, sosyoloji ve ekonomi eğitimini gördü. Belçika'da sosyalist düşünceyle tanıştı ve bu düşüncenin savunucusu oldu. 1909 yılında üniversiteden mezun olunca İstanbul'a geldi. Kısa süre içinde edebiyat çevresine tanınan biri oldu. 31 yaşında ve 3 çocuk babası Taniel Varujan 24 Nisan 1915 gecesi Pangaltı Nalbat sokakta bulunan Karavela apartmanındaki evinde gözaltına alındı. 25 Nisan 1915'te Çankırı'ya sevk edilenler arasında o da vardı. 26 Ağustos 1915 tarihinde Taniyel Varujan dört arkadaşıyla birlikte Ayaş'ta hapishanede tutulan diğer Ermeni aydınlarının yanına götüreceklerini söylenerek polis ve asker gözetiminde bir konvoyla Çankırı'dan yola çıkarıldı. Önceki tecrübelerinde bulunan bir ölüm yolculuğu olduğunu hem yola çıkanlar hem de onları uğurlanan diğer tutuklar biliyordu. Gidenler kalanlara biz ölüme gidiyoruz yetimlerimize iyi bakın dediler. Ankara'nın Kaleci'ye bağlı Tüney Köyü e yakınlarında ulaşan konvaya önceden organize edilmiş bir çete saldırır. Tutukları korumakla görevli jandarma ve polis saldırıyı seyretmekle yetinir. Taniel Varujan ve dört arkadaşının vahşice öldürenler onların paralarını giysilerini de alır. Yeni çalışmaların yazdığı altı defter Varujan'ın yanındaydı. Kendisiyle birlikte şiirleri de yok olur. Bir şiirinde Kendimi gömülü buldum bu sabah. Çevremde açmış güllerinde selinde diyen Varujan üzerinden 108 yıl geçse de bu toprakların şairini unutmayacağız.